Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, 8-14 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili teraziler, geçtiğimiz hafta 5 Nisan'da Koç burcunda doğan yeni ayın enerjileri bu hafta etkilerini daha güçlü bir şekilde hayatımıza sunabilir. Evet, sizin için önemli bir yeni aydı bu, çünkü tam karşıt burcunuz. İlişki evinizde doğdu. İlişkilerinizle ilgili belki önemli kararlar verme aşamasındasınız. Bu hafta ortasında 10 Nisan'da Güneş-Satürn karesi de etkinleşecek. Hafta ortasında Güneş-Plüto karesi de var. Bunlar sizi etkileyen önemli açılar. Bazı böyle yol ayrımları olabilir, değişimler olabilir, sizden kaynaklanan veya karşınızdaki kişilerden, çevrenizdeki kişilerden kaynaklanan baskılarla beraber önemli kararlar verebilirsiniz. Ailevi konular da öne çıkıyor. Anne baba, aile konuları, ev ve yuvaya dair bazı sorumluluklar. Bunlar emlak alımı, satımı, taşınma gibi konularda olabilir. Ya da evlenme, evlilikle ilgili, süregelen ilişkilerinizle ilgili vereceğiniz bazı kararlar olabilir. Bazı sorumluluklar olabilir. Evet, bu hafta hem yeni ayın enerjileri hem de Güneş-Satürn karesinin etkisiyle önemli bir hafta aslında. Sizin için çok da fazla öyle ihmalkar olmamanız gereken, hayata ve çevrenizdeki kişilere, ilişkilerinize, ailenize daha ciddi yaklaşmanız gereken ve sorumluluk almanız gereken bir hafta olduğunu da söyleyebilirim. Tabii bunlar yaşanırken zaman zaman üzerinizde biraz baskı ve kısıtlama da hissedebilirsiniz. Mars ikizler burcunda olacak. Size güzel bir açıda, bu enerjinizi arttırıyor ya da mücadele gücünüz yüksek aslına bakarsanız. Hafta başı özellikle salı ve çarşamba ay ikizlerde olacak. Salı ve çarşamba daha fazla iletişim kurabilirsiniz günlük hayatınızda ve seyahat imkanları da oluşabilir. Evet, bu hafta gerçekleşebileceği gibi önümüzdeki haftalarda yapmak istediğiniz bir seyahat ve gezi için plan, program, hazırlık şeklinde de olabilir. Ticari konularda bazı önemli kararlar vermeniz mümkün. Haber trafiği artıyor, bilgi paylaşımı artıyor. Sevgili teraziler, Perşembe, Cuma ay yengeç burcunda olacak. Bu iki gün gerek aile gerek kariyer konusunda yine ciddi enerjiler var. Sorumluluklarınızı önemsiyorsunuz. İlişkiler öne çıkıyor ama kariyer konularında da çok aktif bir gün. Her neyle uğraşıyorsanız önemli adımlar atmanız, önemli kararlar vermeniz mümkün. Bu iki gün özellikle. Hafta sonu ise ay aslanda. Biraz yorucu olacak gibi bu hafta. Hafta sonu eğlenmek isteyeceksiniz. Arkadaşlarınız hemen ön plana çıkacak. Keyifli ve güzel davetler alabilirsiniz. Bunlar bir parti, bir eğlence, bir kutlama da olabilir. Ya da böyle sevdiğiniz insanlar, onların organize ettiği bazı ortamlarda yer alabilirsiniz. Çocuklarınız ve aşk hayatınız, romantik konular içinde tabii ki güzel fırsatlar çıkabilir. Yapacağınız bu etkinlikler, dış dünyada yapacağınız etkinlikler size hem manevi anlamda bir güç verecek hem de zihinsel olarak da dinlenmenizi sağlayacak sevgili teraziler. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşça kalın.